Merhabalar, ben Yüksel. Hollywood'un yükselen yıldızlarından John Cena hakkında konuşacağımız videoya hoş geldiniz. John Cena bildiğiniz gibi uzun yıllar boyunca profesyonel güreş ile uğraşmış, başarılı olmuş ve kendini burada marka haline getirmiş bir isim. WWE şirketinin yüzüyken daha önce Dwayne Johnson'ın ve Dave Batista'nın da yaptığı gibi film sektörüne yönelme kararı aldı. Kendisi ilk kez 2006'da WWE stüdyolarının yapımı olan The Marine filminde başrol olarak görev yaptı ve John Triton karakterini canlandırdı. 2015 yılına kadar önceliği profesyonel güreş olan Sina, bu süreç içerisinde düşük bütçeli Amerikan filmlerinde ve çocuk programlarında yer aldı. 2015 sonrası ise spor eğlencesinden kopmaya başladı ve aktörlüğe ağırlık verdi. Sina, 2017 yılında film dünyasında adından söz ettirmeye başladı. Aaron Tyler Johnson ile rol aldığı The Wall filmi bir başarısızlık sayılsa da Ferdinand animasyonu ile büyük lige girişini yaptı animasyon hem Oscar'da hem de Altın Küre'de en iyi animasyon film dalında aday gösterildi. Sine animasyonun ana karakteri Ferdinand'ı seslendirmişti. Ardından 2018 yılında vizyona giren Transformers'ın yan filmi Bumblebee'de rol aldı. Gişe filmlerine girişi bu filmle oldu. Sina Çin'de fazlasıyla popüler bir isim ve kendisi Çince biliyor. Bumblebee filmi de Çin Amerikan Film Festivali'nde Çin'de en popüler Amerikan filmi ödülünü aldı. 2019 yılında küçük bir komedi filmi dışında kendisini büyük ekranda göremesek de 2020 ve 2021 yıllarında vizyona girecek 4 büyük filmi var. Kendisi 2020 Ocak'ta vizyona girecek Robert Downey Jr.'ın da başrol olduğu Doolittle filminde Yoshi adlı bir kutup payasını seslendirecek. Filmin seslendirme kadrosunda müthiş isimler yer alıyor. Videosunu yapmıştım. Bakmanızı öneririm. 2020'nin Mayıs ayında vizyona girecek Hızlı ve Öfkeli 9 için John Cena'nın şu ana kadarki en büyük çalışması diyebiliriz. Filmin kadrosuna yeni katılan bir isim olduğu için kendisinin rolü şu an belirsiz. Cena yine 2020 yılında Jackie Chan ile beraber Project Extraction filmiyle ayrıca 2021 yılında da Suicide Squad'da Peacemaker rolüyle karşımızda olacak. Şu an için John Cena'nın belli projeleri bu şekilde. Kendisi 42 yaşında fakat daha önce başka bir güreşçi Batista da 43 yaşında Guardians of Galaxy filmindeki Drax rolü ile karşımızda olmuştu. Film sonrası Batista Marvel filmleri dışında birçok büyük filmde de yer aldı. Dolayısıyla Cena için yükselen bir yıldız demek yanlış olmaz. Belki bir DC veya bir Marvel filmi kariyerini baştan aşağı değiştirir. Söyleyeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler.